Haziran 2020 Antalya Korkuteli Yeşil Yayla'dayız. Yanımızda Eyüp Aslan. Aynen. Burada ceviz bahçesinde burada. Aynen. Yeşil Yayla'daki Korkuteli Yeşil Yayla'daki ceviz bahçesinde Şebin 1 cevizlerde rekor gelişim artı sıvı gübre. Yaprak gübremiz rekor gübre sıvı gübresi uygulaması aynen. Yaptık. Ağaçlar kaç yaşında neler oldu ne değişti? Bir özetleyelim kısaca. Abi biz bu tarlayı 2016'da aldık. 2017'de deton yaptırdık. Burada ceviz olmaz dediler. Evet. Biz de dedim ki ben bu cevizi burada yetiştireceğim. Millet herkes gelip 2017'de dikilip bu havaya getirmemizi cevizi kimse inanmadı. Şimdi ekranda izleyecek üreticiler de var. Şimdi şu ağaçları 3 yaşında ben demeye korkuyorum. Ben bunları siz söyleyin. 3 yaşında aldığımda parmak kalınlığından az daha iriydi bunun gövdesi. Diktikten bir yıl sonra rekor gübresi verdim. Rekor gelişim tabandan verdik. Tabandan verdim. Bu tabandan verdiğim gübre kışın uyguladım. Kışın uyguladığımda dene ama gübrelerimi yine atmada devam ettim. Şimdi şöyle yapalım mı? Bir gösterelim. Çeşit olarak bu Şebin 1. Şebin 1. 3 yaşında bir ağaç bu şu an. Aynen. Yani ciddi anlamda üreticiler bazen diyebiliyor ya arkadaş olur mu? Gerçekten 3 yaşında şöyle. Gerçekten 3 yaşında hiç yalanımız yok. Şöyle. Muhit olarak buranın muhitini de söyleyin siz. Şöyle biz göstermeye devam edelim. Yeşilyayla Belen Mahallesi diye geçiyor. Yeşilyayla Belen Mahallesi diye geçiyor. Aynen. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Yani. Burada da var abi. İki parmak. Şöyle. Neler oldu? Anlatalım biz. Aynı zamanda göstere göstere gidelim. Şimdi bu ağaçların sürgünleri, canlılığı, yaprak genişliği bunlardan bahsedelim biraz. Şimdi şöyle gövde kutusunu görüyoruz. Yani şu çapta. Hemen hemen ağaçların hepsi aynı kutura gelmiş. Aynen aynı kutura gelmiş. Sürgün, dehşet bir deli sürgün var. Şunlar hepsi yeni bu senenin. Seneye meyve olacak bunlar. Şuradan şu tepeyi de gösterelim. Bakın şöyle. Neredeyse 1 metre yakın. Tepe sürgünü gitmiş. Gidelim şöyle ileri doğru. Bu tarafa doğru gidelim. Bahçeyi gezelim. Aynen. Siz buyurun anlatın. Bu 2017'de aldık diktik. 2018'de ben buna tabandan uygulama yaptım. Aha. Bu sene de sıvı gübremizi yaprak gübresi. Yaprak rekor gübremizi de aldım. Attık buraya. Buna iki uygulama yaptım. Üçüncüyü de yapacağım. Beklemem gerekiyormuş evet. Üründe. Aha. Üçüncü uygulamayı da yapacağım. Bu ürünleri yaptığımdan dolayı bu sürgünleri aldım. Şöyle gidelim. Seneye bunda anlatın dehşet bir rekora koşacağım. Yani şu ağaç şimdi şöyle gösterelim şuradan. Ağaç işte bak meyve bunda da var. Bakın meyve. Ekranda izlediğiniz gibi. Aynen. Şöyle. Bütün ağaçlarımız işte. Tek tek. Şöyle bakalım. Bunların tek. Tahmini ortalama süre ne kadar hasat süresi var? Ne kadar evet. Zaman kaldı? Eylül, Ekim'de hasat yapılıyor. Yani burada. Bugün ayın Haziran'dayız şu an. Haziran'dayız daha var. 2,5 ay var şu an bu halde. Şöyle burada zaten görünüyor. Bu, tekrar gösterelim. Bu Şebin 1 çeşidi. Şebin 1 çeşidi. Tekrar söylüyorum. Isparta'dan getirdim. Isparta'dan aldınız. Isparta'dan aldık. Şöyle planını. Şu arayı bak, göstermek istiyorum. Bak dalımız şöyle da kırıldı. Gösterelim. Bak bu dalda da meyve vardı. Hı hı. Bu dalımız da kırıldı. Evet. Aynı böyleydi. Yattım dalımız. Dalımız yattığında bu sürgünümüzü gördüm. Şöyle şimdi şuraya görüyoruz şu şeyi. Alt sürgün. Şu sürgünü. Bakın şu şurayı görüyorsunuz. Şöyle geliyor ve şurada meyve var. Uçta da sürgün tekrar devam ediyor. Şimdi şu karşıyı bir gösterelim şöyle şu yandan. Şu dalı şöyle bir gösterelim şurayı. Yani yeni yıl şeyi olarak uzaktan çekelim. Böyle bir bu yeşiller şu boyda da yeşillenme var. Hala bu sürgün atacak. Şimdi ağaçtaki yaprak genişliği, yaprak canlılığı ve içleri de dolu. Şöyle içleri de var. Tutum konusunda şimdi tabandan verdiğimiz rekor gelişim artı yaprak gübresi. İkisi bir aranda uygulandığında ceviz ağaçlarındaki tutum sorununu ortadan kaldırıyor. Aynen. Ama şimdi üreticilere gerçekten bu ağaçların 3 yaşında olduğunu ispatlamamız gerekiyor.
diyebilirler. İspatlar. Çünkü insanlar da hem ağaçları büyüttükten sonra da tutumla alakalı tutum sorunları yaşıyorlar. Yaprak gübresi rekor gübreyle hem ağacın çalışması hem de tutum sorunu aşmış oluyor. Aynen. Şu arkamızda da bir ağacımız var, kayısımız var. Çok tuttu. Üzerindeki tutumu böyle yakın bir gösterelim. Onda da sürgün var. Aynı sürgün. Mükemmel bir sürgünü var. Şey anlamında. Şöyle gidelim biraz daha bu tarafa doğru. Yavaş yavaş gidelim. Göstere göstere. Şu aynı sürgün burada sürgün da var. Tepelerde de var. Buraları da gösterelim. Aynen. Bu şekilde. Ürünümüz burada. Çünkü üreticilerimizin görmek istediği... 2017'de dikildi ve Mayıs ayında diktim ben bu ağacı. Gelelim buraya. Mesela şuradaki görüntü. Yani şöyle geniş gösterelim şurayı. Aynen. Bak şurası tuttu. Şöyle mükemmel bir tutum. Yani her noktada. 2-3. Aynı şekilde. Görülüyor. Şuralarda bakın şu altta. Dal yamulduğundan dolayı şöyle. Annem buraya kasmış bunu bak. Bak iple kasık bak. İpi görüyor musun? Görüyorsunuz. Bu taraftan da çekebiliriz açı bak, bak. Şey yapmıyorsa. İple kasık bak bu ağacı. Şu ağacı meyve yani, şey olmasın diye iple böyle kasık. Böyle bir tutum herhalde. Memnun edici bir tutum. Gidelim şöyle biraz daha. Bak şu ağaç yatmış. Annem bunu bağlayacak. Aha. Gel. Evet. Domatese de attım bak. Domatese bak. Evet. Şöyle şu cevizi de göstermek istiyorum. Şu yaprak genişliği şöyle. Çınar abi. El genişliği. Şöyle gelin. Şöyle. Şurada ikiz şekilde. Aynen. İkiz yani şey. Gösterelim ki üreticiler de yaprak gübresinin ve rekor gelişimin aynı anda kullanıldığı bir noktada neler oluyor. Şöyle gidelim orada tamamlayalım olur mu? Olur abi. Yani siz devam edin anlatmaya. Abi yani bu boz toprak burası. Boz toprak. Boz toprakta ceviz biraz zor yetişir dediler. Zor yetişir dediler ama ne oldu? Biz yetiştirdik. Şöyle gelin şurada tamamlayalım. Şimdi burası Korkuteli Yeşil Yayla. Korkuteli Yeşil Yayla. Bu ağaçlarımız 2017 yılı da dikilmiş. 2 yıl üst üste rekor gelişim uygulandı. Uygulandı. 2018, 2019, 2020'de de. Bu sene iki seferde rekor gübre yaprak gübresi uygulandı. Öncelikle Korkuteli Yeşil Yayla Türkiye'deki ceviz üreticilerine rekor gelişim artı rekor gübre yaprak gübresini tavsiye eder misiniz? Herkese tavsiye ederim. Bu ürünü alttan üstten uygularsanız bu kadar 1 metre 70 santim sürgünleri almaya hak edersiniz. Şimdi bu ağaçlar 3 yaşında Şebin 1 tekrar söyleyelim. 3 yaşında Şebin 1 Isparta'dan getirdim. Kökleme fidanı kese değil. Açık köklü olarak. Açık köklü. Her zaman suyunu verdik, gübresini verdik, rekorunu verdik. 2017'den 2020'ye kadar bu kadar büyüttük. Herkes şaşırıyor, hayran kalıyor. Herkese tavsiye ederim. Biz size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buradan da ceviz üreticilerine ve tüm meyve üreticilerine şunu öneriyoruz. Rekor gübre AŞ'nin üretmiş olduğu ürünleri tabandan başlayarak hem taban hem yaprak gübresi artı rekor damlama gübremizi gübre programınıza ilave edeceğiz. Görmüş olduğunuz sonuçları almak için uygulama yapmanızı öneriyoruz. Buradan tüm Türkiye'ye, tüm ceviz üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün çiftçilerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür.